yine halkımızın çok merak ettiği konulardan bir tanesi hocam. Kanserli olan dokuya ameliyat yapılmaz, işte bıçak vurulmaz diye varsayımlar var. Bu tamamen yanlış bir kaygıdır. Çünkü zaten bir hastalığın, özellikle kanserin ameliyat için uygun olup olmadığını değerlendirirken, büyük damarlara yakın mı değil mi, hastalık tamamen komplikasyonsuz cerrahiyle çıkarılabilir mi diye değerlendirirken bunlar göz önüne alınıyor. Eğer cerrahi risk minimalse, anestezi riski minimalse, bu hastanın ameliyattan, bu tarz erken evre hastaların ameliyattan men edilmeleri veya ameliyattan çekinmeleri, belki de tamamen kurtulacaklar, az önce bahsettiğim üzere şifa bulacakları bir hastalığın ilerlemesine, vücuda yayılmasına neden olurlar. Bu tamamen yanlıştır. Biz biliyoruz ki akciğer kanserleri başta olmak üzere cerrahi yöntemleri primer tedavinin şifa sağlaması en etkili yöntemlerdendir. Bu nedenle de lütfen hastalarımızı, biz hastaysak biz, böyle bir tanı aldığımızda cerrahiden kaçmak yerine bu işte ehil cerrahlar tarafından değerlendirilmeli. Onlar şöyle diyebilir: cerrahiye eşdeğer şu tedaviler var, o zaman tamam. Ya da bizler aynı şeyi söyledik, yani bazen cerrahlar değerlendirdikten sonra bize de geliyor, o zaman kabul. Ama hasta kendi kendine, yine komşu Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin dedikleriyle ya da internetteki şu sanatçının, yok şu diyetisyenin dediği şekilde kendi karar vermemelidir. Kendi kendisini tedavi etmesin. Kendi kendini tedavi etmediği gibi kendisinin cerrahiye uygun olup olmadığına, yani ameliyat için uygun olup olmadığına kendi karar vermemeli. Bıçak değdiğinde kanser yayılır gibi hiçbir temeli olmayan bilgiden dolayı kendini tamamen kurtulacağı bir hastalıktan, yani bir durumdan ya da bir şanstan men etmemelidir.